Fuat Uğur. Gerçekten sen misin Celal abi? Önce gözlerime inanamadım. Çünkü mektubu yazanın adı AMC Şengör olarak geçiyordu. Yalçın abiyi aradım. Yalçın abiyi aradım. Yalçın Bayer'i. Sordum. Gerçekten o mu diye. Yalçın abi hızlandırılmış tempodaki konuşmasıyla ''Tabii oğlum ta kendisi Celal Şengör'' dedi. Evet bildiğimiz Celal Şengör. Sıkı Kemalist. Başörtüsünün serbest kalması halinde. İcap ederse ülke yöneticileri akıllarını başlarına aldana kadar üniversite kapılarını kapatırız. Dinin pek çok dogması bilimin ispatları karşısında çöpe gitmiştir. Bir generalle telefonda konuşurken bile esas duruşa geçerim. Onlar da bunu bilirler. Bana rahat ol derler. Halk cahil, halkı yönetenler de nihayetinde halkın içinden gelen kimseler. Deprem olursa İstanbul'da Türkiye'de bütün yetkilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine devredilmesi gerekir. Türkiye'de iyi okumuş tek bir sınıf vardır. O da Türk Silahlı Kuvvetleridir diyen Celal Şengör'den söz ediyoruz. Hani o şişman, sempatik, tombul, pantolon askılarıyla tanıdığımız, dinlediğimizde de dehşete düştüğümüz amca. Bakın ne demiş. Bazı Avrupa gazeteleri muhteşem yeni kapı mitingine Erdoğan taraftarlarının miting yaptı diye vermiş. Hala anlayamadılar galiba. Orada Türk milleti vardı. Biz Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı, hükümetimizi, muhalefetimizi, politikacılarımızı en sert şekilde eleştirebiliriz. Hiç kuşkusuz bundan sonra da eleştireceğiz ama birisi vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, muhalefetimize vesaire kastetmeye kalkarsa o an en acımasız şekilde eleştirdiğimiz kişileri hayatlarımızla koruruz. Yeni kapıda elbet Erdoğan yanlıları vardı. Tayyip Erdoğan Bey bu ülkenin cumhurbaşkanıdır ve devleti temsil eder. Onun taraftarı olmayacağız da kimin taraftarı olacağız? Dediğim gibi onun fikirlerini ve icraatını en şiddetli şekilde eleştirebiliriz. O bizim iç işimizdir. Kimseyi de ilgilendirmez. Ama iş onu düşmana karşı korumaya gelince işte o zaman onun o görevde olduğu sürece başkomutanımız olduğunu kimse unutmasın. Bu satırları yazdığım esnada sıkı solcu arkadaşım Betül aradı. Ona da okudum yukarıdaki satırları. E, ben de katılıyorum. Yok öyle ya ama sen dışarıda iş tutacaksın sonra kıçı kırık 3-5 adamınla burada darbe yaptıracaksın demez mi? Sonra Gülse Birsel'e geldi sıra. Haklı çıkıyorum, çok havalıyım. Şimdi demokrasi ve hukuku artık koklaya koklaya öpmeye geldi sıra. İnşallah onda da haklı çıkarım demekte dünkü yazısında. Sözcü gazetesine bakıyorum, inanamıyorum artık başbakanın ya da cumhurbaşkanının uçağına çağrılırlarsa şaşırmayın. O eski haince habercilikten eser yok. Yeni kapıdaki ünlüler yelpazesi zaten ümidimi epey artırmıştı. Derya Köroğlu ve Cahit Berkay Moğollar grubu dinleyince iyice emin oldum. Hadi hayırlısı. Vatan ve demokrasi askeri müştereğinde buluşup bir araya gelmeyi başarıyoruz galiba. Fuat Uğur, Türkiye.